Hazır mıyız arkadaşlar? İyi mesailer değerli basın emekçileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bütün dünyayı etkileyen, doğal olarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı da etkileyen koronavirüsüyle ilgili mücadeleyi izlemek, katkı sunmak, yapıcı katkı sunmak için bugün sabah yaptığımız kapalı grup toplantısında doktor milletvekillerimiz tarafından önemli, kıymetli değerlendirmeler yapılmış ve bugün saat 15'te tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tıp doktoru ve eczacı kökenli bütün milletvekilleri bir araya gelerek virüsle ilgili, virüsle mücadeleyle ilgili ne tür katkılar sunabileceğimiz noktasında geniş ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Akabinde de aynı toplantıda hem Türkiye'nin, hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsüyle mücadelesine katkı sunmak, izlemek, görüşü önerilerde bulunmak üzere bir komisyon da kurulacaktır. Bunu bilginize sunmak istedim. Tabii şunu söylemek lazım. Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki başından beri tutumunun, tavrının, konuya yaklaşımının, reflekslerinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Olumlu bulduğumuzu belirtiyoruz. Başarılar diliyoruz Sağlık Bakanımıza. İnşallah bu virüsten, bu tehditten ülkemiz hiç sıfır hasarla mümkünse ya da en az hasarla atlatılmasıdır. Bununla beraber tabii koronavirüsünün dünyayı bu kadar sarsan bu virüsün hem ülkemizde hem dünyada ekonomik olarak da yansımaları doğal olarak olacaktır. Turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektörün bundan etkileneceği, olumsuz koşullar içine girebilecekleri öngörülüyor. Bu konuda elbette hükümetin de, meclisimizin de sektör bazında, sektörler bazında genel olarak, bütün olarak, ekonomik olarak alınması gereken kimi tedbirlerin olduğu çok açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda samimidir, yapıcıdır, olumlu katkıya hazırdır. Virüsten kaynaklı Türk turizminin önümüzdeki aylarda çok olumsuz etkilerini minimize etmek için alınacak her türlü önlemede Cumhuriyet Halk Partisi olumlu katkı vermeye hazırdır. İlaveten bugün sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterimizi arayarak mecliste alınması gereken tedbirler olabileceğini, bu konudaki görüş ve önerilerimizi de kendilerine ilettim. Belki tekrar meclis başkanımıza da bir görüşme yapmamız icap edebilir. Tekrar ediyorum, bu virüs belki korkulan kadar bir etki ve olumsuz sonuç doğurmayacaktır. İnşallah umudumuz da odur. Ama tedbiri elden bırakmamak da bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığı'na başarılar diliyoruz ve her türlü katkıya, desteğe hazır olduğumuzun da altını çiziyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımızın konusu AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Önce şunu söyleyeyim, üzülerek de söylüyorum. Siyasetin hep bir nezaket ve vicdan işi olduğunu söyleye gelenlerdenim bildiğiniz gibi. Ama bugün aynayı karşısına almış, aynada gördüğünü dillendirmiş. Bugünkü konuşmalar için bunu söylemek mümkün. Gergin bir yüz, öfke ve kin kusan bir dil izledi bugün Türkiye. Bu koronavirüsü paniği de yavaş yavaş böyle yayılırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ya da mecliste en çok üyesi olan siyasi parti genel başkanının toplumun karşısına bu kadar gergin bir yüzle çıkmasını, öfke ve kin kusan bir dil kullanmasını ben yakıştıramadım Sayın Cumhurbaşkanım. Yakışmıyor. Olmuyor. Bu gerilimin kimseye faydası yok. Ve hem Cumhurbaşkanı olarak yakıştıramadım, hiç yakıştıramadım. Parti genel başkanı olarak da en büyük partinin, an itibariyle tabii ilk seçimlerde durum değişecek, en büyük partinin genel başkanı olarak da yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum. Aslında böyle kendimi onun yerine koymaya çalışıyorum. Zor bir durumda. Dolayısıyla anlayışla karşılamaya da çalışıyorum. Çünkü 2002'de yola çıktığı arkadaşlarının hiçbiri artık yanında değil. Yani empati yaptığım zaman Sayın Erdoğan'ın bu gerginliğini, bu husumetini, bu öfkesini anlamak istiyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Zor bir durum. Allah kolaylık versin. Düşünün, 2002'de yola çıkmışsınız. Millet sizi iktidar yapmış büyük umutlarla. O gün yola çıktıklarınızın hiçbiri yanınızda değil. İdealler gitmiş, onun yerini para almış. 2002-2008'de, yani 2002'de kurulan AK Parti 2008'de, samimi söylüyorum,
Yapıcı olarak da söylüyorum. Bir mutasyon geçirmiş. Başkalaşmış. Demin söylediğim gibi ideallerin yerini para almış. Yırtık ayakkabının siyasete girilirken delik ayakkabıyla giren Erdoğan lüks hayat almış bunun yerine. Yırtık ayakkabı gitmiş, lüks bir hayat gelmiş. Keçiören'deki o mütevazi apartman dairesi gitmiş. Han hamam yetmemiş, New York'ta gökdelen, yazlık kışlık saraylar, yüzen saraylar, uçan saraylar, konaklar almış. Ve bu işte mutasyonun sonucu bunlar. Eğer AK Parti 2008'de bu mutasyona uğramasaydı bu değişim olmazdı. Mutasyon hayatına da yansımış. Ve birlikle, kardeşlikle başladı yürüyüşüne, kutuplaşma ve kamplaşmayla ayakta kalmaya çalışıyor. Yürüyen bir Erdoğan yok artık. Koşan bir Erdoğan yok. Kamplaştırarak, kutuplaştırarak, ayrıştırarak, toplumun bir kesiminin desteğini yanında muhafaza ederek, siyaseten ayakta kalmaya çalışan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Gerilimden beslenebileceğini umuyor. Gerçekten gerilimden beslenme konusunda Erdoğan'ın yapacağı fazla bir şey kalmadı. Zira sıra Erdoğan için üçüncü zarfı açma zamanıdır. Birinci zarfı 2008'e kadar kullandı, açtı. Orada şu var idi. Eskileri suçla. Eskileri suçlayan, eski Türkiye'yi suçlayan bir Erdoğan vardı. 2008'e kadar bununla idare etti. 2008'den sonra mutasyon geçiren AK Parti ve Erdoğan eskileri suçlamak yerine ikinci zarfı açtı. Etrafındakileri ve karşısındakileri suçlamaya başladı. Yetmedi, yetmez. Ve eminim etrafındakileri ve karşısındakileri suçladıktan sonra yapacak bir şey kalmayacak. Üçüncü zarfı açmaya mecbur kalacak. Bugün yarın bu üçüncü zarf açılacak. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan, üçüncü zarfı ne kadar geç açarsan senin için o kadar iyidir. Gel bu üçüncü zarfı geç aç. Geç açmak zorunda kal. Bunun yolları var. Ama Sayın Erdoğan da açmak için her şeyi yapıyor. Üçüncü zarfı açtığında geldiği gibi. Nereden geldi? Sandıktan. Geldiği sandık onu tekrar götürecek. Ve geride o gitsin, Erdoğan gitsin. Yordu milleti 18 yıldır. Türkiye'yi de yordu. Toplumu da yordu. Toplumun bütün kesimlerini de yordu. Ama bu 18 yılın sonunda yapılacak ilk seçimde, kurulacak ilk sandıkta giden Erdoğan geride ne bırakacak? Giden Erdoğan geride çökmüş bir ekonomi bırakacak. Giden Erdoğan geride tahrip edilmiş bir sosyal barış bırakacak. Sosyal iklim bırakacak. Giden Erdoğan geride çürümüş bir hukuk bırakacak ve giden Erdoğan geride yıkılmış bir demokrasi bırakacak. Ben buna üzülüyorum. Yaptı, yeteri kadar yaptı. 18 yıl Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadar uzun süre devleti tek başına sevk ve idare etmedi. Ama 18 yılda devlette bu kadar her alanda, hayatın her alanında geriye gitmedi. Ekonomiden demokrasiye, toplumsal barıştan eğitime, sağlığa ve hukuka kadar. Değerli arkadaşlar, size çok bilinen bir şey vardır. Bir iki insan münakaşa edebilir. Siyaset münakaşa ve müzakeredir. Ama birisi çok bağırıyorsa, inanın haksızdır. Birisi sağa sola hakaretler yağdırıyorsa, inanın mahcuptur. Ve birisi kırıp döküyorsa, inanın kusurludur. Ve Erdoğan bugün mahcubiyetinin, kusurlarının, efendim hatalarının, günah ve yanlışlarının gerginliği içinde. Bunun için bağırıyor, bunun için hakaret ediyor, bunun için esip gürlüyor, bunun için ayrıştırıyor, bölüyor, ötekileştiriyor. Bütün bunların sebebi mahcubiyetidir. Kusurları, hataları, günahları ve yanlışlarıdır. Medyayı hapisle tehdit ediyor. Eski yol arkadaşlarını iftirayla tehdit ediyor. Karşıtlarını ve muhalefeti hakaret, kaba ve yaralayıcı sözlerle tehdit ederek, Sayın Erdoğan bu gemiyi yürütemezsin. Gemin su alıyor. Senin gemin su alsa bir şey değil. Türkiye su alıyor.
Buna üzülüyoruz. Feryadımız, isyanımız bunadır. Ve bu işin altından böyle kalkılmaz, kalkamazsın. Kendine de, kurduğun partiye de, Türkiye'ye de yazık etme. Şimdi değerli arkadaşlar, öfke, kin, ego, husumet ve kapris. Bütün bunlar Sayın Erdoğan'da var. Anlamıyorum, etrafında hiç aklı başında adam yok. Bütün bunlar Sayın Erdoğan'a en çok zarar veriyor. Yani bizim Sayın Erdoğan'a siyaseten verebileceğimiz zarardan fazlasını Sayın Erdoğan öfkesiyle, kiniyle, egosuyla, husumetiyle ve kaprisiyle kendisine veriyor. Bunu nasıl görmez anlamam. Bunu nasıl değerlendirmez bunu da anlamam. Zarar gören Erdoğan olsa vallahi de mesele değil. Kendi etti, kendi buldu derim. Çeksin derim. Bedelini ödesin derim. Ama değerli arkadaşlar, 82 milyon vatandaşımız mağdur, müşteki ve mutsuz. Biz buna üzülüyoruz. Siyaset ne için yapıyoruz? Toplumun huzuru, refahı, mutluluğu. Bunların üçü de toplumda yok. Ama Erdoğan huzurlu, refah içinde ve mutlu. Onun için de esip gürleyerek de iktidarını perçinleme peşinde. Ve Türkiye kaybediyor. Türkiye kaybediyor. Dış politikada kaybediyor, ekonomide kaybediyor, demokraside kaybediyor, toplumsal barış ve uzlaşmada kaybediyor. Kaybeden Türkiye oluyor. Beyefendi salıdan salıya ya da uygun bulduğu her mikrofonda biraz önce söylediğim gibi medyayı tehdit ederek, muhalefete hakaret ederek, eski yol arkadaşlarına iftira atarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kalamazsın. Onun için gel yol yakınken samimi bir çağrı yapıyorum. Kendini bir yenile. Bir durumunu değerlendir. Ve Türkiye'nin en çok ihtiyacımız olan huzur ve barış iklimine daha fazla zarar verme. Daha fazla zarar verme. Toplumu bölme. Samimi tavsiyem, samimi ricam, samimi önerim. Ya fabrika ayarlarına geri dön, 2002'ye geri dön, 2002'deki Erdoğan ol, ya da sen de 3 zarf hazırla. Sandıktan korkma. 3 zarf hazırla. Ne kadar haklısın, ne kadar meşrusun, hazırla 3 zarfı, görelim. Türkiye bir bedel ödüyorsa, bu bedelin, her bedelin bir vebali vardır. Ödenen Türkiye'nin ve 82 milyon ödediği bütün bedelin vebali, günahı, sorumluluğu Sayın Erdoğan'dadır. Bunu 82 milyon AK Parti'ye oy vermiş 20 milyon aşkın insan dahil herkes de bilmektedir. Şimdi televizyonlara, devlet televizyonuna ve özel televizyonlara bol bol bugünlerde diziler yaptırılıyor. Havaya bakın, dizilerden medet uman, dizilerle kendine yönelik toplumda sempati ikmali yapmaya çalışan bir siyasi iktidar da ben ilk defa görüyorum. Bugün prompturdan İstiklal Marşı'nı okumuş. Aslında ezber edebilmesi lazım. Hafızlıktan gelmedir kendisi. Ama bence Sayın Erdoğan prompturdan okuduğu İstiklal Marşı'na sığınmak yerine İstiklal Marşı'nın özüne ve ruhuna sığınsın. İstiklal Marşı'nın özüne ve ruhuna dönsün. Çok aslında Allah başka keder vermesin. Doğum güzel bir şeydir değerli arkadaşlar. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın içinde bulunduğu ruh iklimi biraz da şu an yaşadıkları ikiz doğum sancısıyla ilgilidir. Allah başka sancı çektirmesin kendisine, tabii milletimize de. Ama bir siyasi partinin içinden iki yeni siyasi partinin çok eş zamanlı neredeyse oluşması, çıkması bütün yol arkadaşlarının kendisinden artık muzdarip ve müşteki olması, Erdoğan'a laf söylememize gerek yok. Toplumun bunu görmesi ve Erdoğan'ın bir düşünüp nerede hata yaptım demesini gerektirir. Samimi tavsiyemiz de bu ikiz doğum sancısı çekerken, bu sıkıntıları yaşarken nerede hata yaptım demesidir. Böyle giderse AK Parti Erdoğan'dan istifa edecek. Değerli arkadaşlar, kendisi bugün gene esmiş güllemiş. Mesela demiş ki,
hayatında liderler düzeyinde toplantıya hiç girmemiş densiz zat demiş genel başkanımız için. Ama 18 yıllık tecrübesiyle böyle zirvelere iPad'le girilmeyeceğini bilmeyecek kadar da konudan uzak. Sen o toplantılara konu mankeni olarak gitmedin. Eşit egemen devlet anlayışı çerçevesinde kimi ülkelerde yaptığın muadillerinle toplantılar yapıyorsun. Ve ondan sonra Kılıçdaroğlu'na diyorsun ki hayatında hiç liderler zirvesine düzeyinde zirveye toplantıya katılmamış bilgisiz densiz diyorsun. Ya oraya iPad'le girilmeyeceğini sana herhalde birinin söylemiş olmasını. Bir densiz arıyorsan, ha işte bu noktada, bir densiz arıyorsan etrafındaki akıl danelerine bak. Densizler orada. Seni bu büyük yanlışlara düşüren etrafındaki akıl danelerine bak. Ha, bir mesela bir densizlik aranıyorsa elinde 59 Mehmetçiğimizin kanı olan Putin'e 4 soruyu soramamaktır o işte. Keşke bu soruları sorup da Putin'e bir one minute çekseydin de ben de senin alnından öpseydim. O adamın elinde 59 Mehmetçiğimizin kanı var ve sen ona 4 soruyu bildirildiği halde niye vurdunuz, ikinci defa niye vurdunuz, ambulanslara niye saldırdınız sorularını sorsaydın, Putin eveleyip geveleyince de one minute'ı çekseydin. Nerede o Erdoğan? Niye çekmedin? Asıl densizlik şu, Rus devlet televizyonunun Türkiye Cumhurbaşkanı'nı düşürdüğü durum bir densizliktir. Bunun hesabını sormak, sormamak, buna sessiz kalmak da densizliğin dik alasıdır. Sayın Bahçeli de bu durumun tevzi edilmesi lazım demiş. Hadi bizi dinlemiyorsun ya, ortağına kulak ver bari. Rusya özür dilesin, Rusya tazminat ödesin dedi Bahçeli, dinlemedin. Bu manzarayı Rus devlet televizyonunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ve yanındaki kadrosunu düşürdüğü durumu İnsan bir hesabını sormaz mı ya? Bu konuda Rusya'dan bir özür, bir düzeltme, Rus devlet televizyonuna yönelik Rusya devlet başkanı tarafından bir uyarı, bir ikaz talep etmez mi? Hiç mi incinmiyorsun kardeşim? Ben burada senin muhalifinken, senin içine düştüğün, düşürüldüğün durumdan müştekiyim, muzdaribim. Böyle şey olabilir mi? Rusya'nın bu utancı, bu ayıbı düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltmesini talep etmemeyi de densizlik olarak değerlendirdim. Ben ediyorum. Ve hala bu konuda bir özür alabilmiş değiliz. Özür almaktan geçtim. Sen bir talep et. Senin resmi devlet televizyonun yaptığı edepsizliktir de bunu düzeltmeni bekliyorum de ya, de korkma, biz yanındayız. De bunu söyle. Sen orada sen değilsin. Sen Türkiye Cumhuriyeti'sin orada. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar aşağılanmasına benim rızam yok. AK Parti'ye oy veren hiçbir vatandaşımın da rızası olduğunu zannetmem. Bir de beşinci kol bu ara çok gündemimizde. Değerli arkadaşlar, işte beşinci kol faaliyeti, yani casusluk, provokasyon, ihanet zincirlerinin olsa olsa bir örneği aranıyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Rusya'nın ve onun liderinin inisiyatifine göre İdlib'de konuşlandıranlar 5. Gol faaliyeti içindedir. Olsa olsa kendi çocuklarına han hamam, fakir fukara çocuklarına şehitler tepesinde rezervasyon yaptıranlar 5. Kol faaliyeti içindedir. 5. Kol faaliyeti olsa olsa devletin kozmik odasını terör örgütlerine teslim etmektir. Beşinci kol faaliyeti olsa olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, yüksek yargıyı ve ilk derece mahkemelerin neredeyse tamamını FETÖ terör örgütüne teslim etmek olur beşinci kol faaliyeti. Ve olsa olsa seçime giderken terör örgütü liderlerini devletin resmi televizyonlarına çıkarıp medet ummak beşinci kol faaliyeti olabilir. Ve bir beşinci kol faaliyeti de Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'na küfür eden Fesli Kadir'in önüne gidip diz çökmek beşinci kol faaliyeti olur. Değerli arkadaşlar, İdlib'le ilgili de esmiş güllemiş beyefendi şunu unutmasın.
kahraman Türk askerleri hiç şüphesiz Esad'ın korunmasına muhtaç değildir. Ama şunu da öğrensin, kahraman Türk askeri Mehmetçiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri Putin'in koruma ve insafına da muhtaç değildir. Sayın Genel Başkanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Esad koruyor demedi. Gözlem noktalarımızın bir kısmı Suriye ordusunun hakimiyeti altında dedi. Sen Mehmetçiği Suriye ordusunun insafına nasıl terk edersin dedi. Ve eğer arzu ediyorsa İdlib'i bilmiyor demiş Kemal Kılıçdaroğlu için. Arzu ederse yanına damadını ve çocuklarını alsın. Bay Kemal seni İdlib sınırında bekliyor. Hadi gidin beraber. Hadi gidin İdlib'teki Mehmetçiğin yanına, gözetleme kulelerine. Bay Kemal hazır. Sen de hazırsan başkomutanım diye caka satacağına Bay Kemal sınırda seni bekliyor. Hadi gidin İdlib'e. Gidin o aç kalmak noktasında kalmış, yani gıda ihtiyaçlarını bile, lojistik ihtiyaçlarını bile temin etmekte güçlendiğiniz Mehmetçiğimizin halini gidin beraber orada görün. Bay Kemal buna hazır. Sen de hazır mısın? Yarın giderim. Yarın beraber gidin. Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıldır İdlib'deki askerlerimizin can güvenliği tehdit altında diyor. Dikkate almıyorsun. Soçi mütabakatını revize edelim diyor. Dikkate almıyorsun. Suriye'de rejim değişikliğine odaklanma, terör örgütleriyle arana mesafe koy, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyalım, Türkiye böyle yapmalı diyor. Hadi oradan diyorsun. Aynı şeyleri motomot Putin söyleyince tamam diyorsun. Ne ayıp şey ya. Böyle bir ayıp olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu da bu ülkenin evladı. Senden sonra en çok oy almış partinin genel başkanı. Sana samimi yapıcı uyarılarda bulunuyor. 5 madde açıkladı Sayın Genel Başkanımız. Neredeyse tamamını karşıladın ama özellikle Genel Başkanımızın açıkladığı 2. ve 3. maddelerin motomot aynısını Putin söyleyince altına imza atıyorsun. Sonra da beyefendi bize yerlilik millilik öğretecekmiş. Hadi canım sen de. Senden kimsenin öğreneceği ne yerlilik dersi var ne millilik dersi var. Ve değerli arkadaşlar, Türkiye'yi Orta Doğu'da kendi bulunduğu coğrafyada politikaları bakımından, ilişkileri bakımından, güçler dengesi bakımından bir gün Amerika'yla, bir gün Rusya'yla iş tutar, temas eder, proje belirler noktada görmek beni üzüyor. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye Amerika'nın, Rusya'nın insafına, inisiyatifine terk ve teslim edilecek bir ülke değildir. İşte bu da bir izansızlıktır. Türkiye'yi bir gün Amerika'yla, bir gün Rusya'yla Orta Doğu politikasını belirleme noktasında pimpon topuna çevirmek izansızlıktır. Ne oldu şimdi? Amerikan elçisi diyor ki S-400 gitmeden Patriot gelmez. Hadi bakayım. Patriot'a ihtiyacın var. S-400 almışsın, sandıklarda çivisini bile açmamışsın, kutusunu bile açmamışsın. Bu ne kepazelik ya? Böyle lakayt bir dış politika olmaz değerli arkadaşlar, olmaz. Ve son olarak şunu da söyleyelim. Yargının, daha önce de söylemiştim, tekrar altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. Yargı, AK Parti döneminde FETÖ terör örgütüne altı üstü teslim edilmişti. En üst mahkemeden en alt derece ilk derece mahkemeye kadar. Ve Türkiye bunun bedelini ödedi. Şimdi tekrar Sayın Erdoğan'a samimi bir çağrı yapıyorum. Terazinin ayarını bozma. Terazi herkese lazım. Kime ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Pelikan çetesi yargıdan elini derhal çekmelidir. Haber yapan gazetecilerin tutuklanması, salıverilenlerin emirle tekrar gece yarısı tutuklanması Türkiye'de kuvvetler ayrılığı prensibinin ortadan kaldırıldığının ilanıdır. Yargı mensuplarına da sesleniyorum. Ettiğiniz yemine, hukukun evrensel ilkelerine ve yargının vicdan işi olduğunun bilinciyle hareket edin. Vicdanınızın esiri olun. Pelikan çetesinin esiri olmayın. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet. Soru yok.
Hangisi efendim? 18 yılda şeyden bahsettik. Evet. Evet, gösterdiler. AK Parti'de aslında AK Parti'yi eleştirdiğimiz birçok konuda yolsuzluk, usulsüzlük vesaire dahil mutasyonla beraber metastaz da var. AK Parti'de yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluğa bulaşmış insanlar üst düzey, şu anda AK Parti üst düzey yönetici olanlarla birlikte şu anda üst düzey yöneticisi olmayıp onlardan bu işleri öğrenmiş ama kendi aralarında sonra çıkar çatışması nedeniyle birbirlerine düşmanca bakmaya başlamış insanlar da var. Yani Erdoğan'ın yol arkadaşlarının hepsi Erdoğan'dan ayrıldı ama bir kısmı Erdoğan'ın öğrettiği hastalıklarla birlikte ayrıldıkları için ya da kenara koyuldukları için kendi aralarındaki güç savaşlarını, çıkar çatışmalarını yansıtmaktan imtina etmeyen tiplerdir. Allah her ikisine de selamet versin. Sayın Arınç için şu denebilir tabii, bir dönem AK Parti'nin vicdanı olarak sıfat kendisine yakıştırılmıştı. Ama şimdilerde bilmiyorum, Sayın Arınç'ın geçmişte yetkiliyken, etkiliyken yaptığı eleştirileri şimdi yapamıyor olmasını da tabii milletin takdirine sunmak lazım. İkisi arasında belli ki bir çıkara dayalı çatışma var. Belli ki henüz daha hesap görülmemiş. Sayın Erdoğan'a tavsiyem de her ikisini bir araya getirip aralarındaki hesabı görmesini, görülmesini sağlamaktır. Mesele sadece bizim kongremiz değil, insanların toplu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantıları da bu sorunun çerçevesinde değerlendirilebilir. Türkiye'nin 81 vilayetinden insanların bir araya gelmesi halinde, eğer bu virüs Türkiye'nin muhtelif illerinde var ise 81 ile bulaşması gibi bir ihtimal tıbben her zaman var. Bu konuda elbette biz işin sahibi olan Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerilerini dikkate alırız. Gelişmeleri değerlendireceğiz. An itibariyle o noktada değiliz. Kongremize de daha 19 gün var, yanlış bir şey söylemediysem. Umarım, dilerim o güne kadar Türkiye koronavirüsü tehdidini bertaraf etmiş olur. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi vazifeler.